Cahiliye adetleri nedir kardeşlerim? Tekrar tazeleyelim. Tekrarda fayda var. Tekrarda fayda var. Hakkı değil, kuvveti üstün tutan görüş. Haklı olan değil, kuvvetli olan haklı. Bir. İki, dünyalık makamı, dünyalık maddesiyle üstünlük sağla bak. Üç, kendini insanlardan tamamen farklı görmek. Dört, sadece kendi ırkıyla övünmek. Kendi ırkını üstün görmek. Görüyor musunuz? Beş, kadınları adeta ikinci sınıf. Kadınları insan yerine koymak, kadınlardan utanmak. Çocuğu oluyor, kız çocuğu oluyor. O da evlat ya diyor, hayırlı olsun diyor. Hele bak, hele bak. O da evlat ya. Bu bir hakarettir ya. Bir Müslüman bunu söyler mi ya? Bir Müslüman bunu söyler mi ya? O da evlat ya. Hayırlı olsun. Erkek o. Erkek adamın erkek evladı olur. Dört tane kızı var. Çalışıyor, çabalıyor. Bir tane oğlum olsa ne olur ki ya diyor. Soruyorsun niye? İyi dinleyin bakın. Efendim neymiş? Zürriyetini devam ettirecekmiş. Bu Ebu Cehil zihniyeti. Ebu Cehil görüşü bu muhteremler. Ebu Leheb görüşü bu. Çünkü Peygamber Efendimizin çocukları, erkek çocukları küçük yaşta vefat edince ona ne dediler? Nesli kesildi dediler. Soyu kesildi dediler. İnne ahtayına suresi nazil oldu ya. Onların nesli kesiktir Habibim, biz sana Kevser'i verdik. Ya görüyor musunuz? Öyleyse kulluk vazifesi bakımından erkek ile kadının hiçbir farkı yoktur. Yaratılış fizyolojik bakımından ise tabii ki farklıdır. Erkek ile kadın aynı olur mu?